Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Piyasalarda pozitif seyrin hakim olduğu görülüyor. Borsa İstanbul Yüz endeksi haftanın ilk işlem gününde %1'lik artış ile 1459 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 13,6 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta yaşanılan gelişmelerle birlikte geri çekilen Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya güçlü hacim ve kuvvetli bir seyir ile başladı. 1462 direnç seviyesinin geçtiğimiz hafta aşılamaması sonucu geri çekilmelerin hızlandığını görmüştük. Jackson Hole toplantısına ilişkin piyasalarda fikir ayrılığı olduğu görülürken analistlerin bazıları varlık alım programındaki değişikliğe Eylül ayı itibariyle başlanacağının sinyallerin verilmesini tahmin ederken bazı analistler ise Başkan Jeremy Powell'dan daha temkinli bir açıklama bekliyor. Cuma günü FED Başkanı Jeremy Powell'ın gerçekleştireceği açıklamanın piyasalarda çok fazla etkisi olmayacağını ve Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarına paralel ifadelerin kullanılmasının muhtemel olduğuna dair beklentiler mevcut. Fed'in varlık alım programında değişikliğe gitmesi için açıklanan verilerin bir hayli önem arz etmesi, yaz aylarına girildiğinde delta varyantı kaynaklı vakaların artması sonrasında elde edilen verilerin tam anlamıyla istenildiği gibi olmadığı çeşitli kaynaklarca da vurgulanmıştı. Dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri PMI verileri Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %2,2 puan azalarak 61,2 seviyesine geriledi. Son 4 ayın en düşük seviyesine inen endekste Temmuz ayında 63,4 seviyesinden gerçekleşmişti. Afgan mültecilerle ilgili de diplomasi trafiği devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci deposu olmadığını ve artık Türkiye'nin daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmasının muhtemel olmadığını vurgulamıştı. Yaşanılan gelişmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Almanya ve Rusya liderleriyle yaptığı görüşme gerçekleştirirken Afganistan'da yaşanılan olaylar sonrasında tahliyelerin de sürdüğünü söyleyebilirim. Taliban, Afganistan'daki askerlerin tahliyesi için batılı güçlere ek süre verilmeyeceğini de açıkladı. IMF Başkanı Kristina Georgieva, 650 milyar dolar büyüklüğüyle IMF'nin tarihin en büyük SDR özel çekim hakkı dağıtımının gerçekleştirildiğini duyurdu. Başkan Georgieva gerçekleştirilen fonlamanın üye ülkelerin kalkınması ve pandemi önceminde yaşanılan zorluklara bir nebze faydalı olması için önemli olduğunu belirtirken IMF'nin SDR dağıtımı Türkiye'nin rezervlerini 6,4 milyar dolar artıracak. Salgın dönemi öncesinde bugüne kadar 85 ülkeye 117 milyar dolar yeni finansman sağladıklarını, 29 ülkeye borç geri ödemelerine rahatlama imkanı verdiklerini de belirtti. Geçtiğimiz hafta açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları sonrasında Borsa İstanbul 100 endeksindeki satışların geldiğini görmüştük. Dün gelen tepki alımları sonrasında hızla toparlanma yaşansa da Borsa İstanbul Yüz Endeksinin tekrardan 1450 seviyesinin üzerini gördü. Dün açıklanan Tüketici Güven Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre azalarak 78,2 seviyesine inerken genel ekonomik durum beklentisi endekste 83,2'den 75,3'e gerilemesine neden oldu. Ülkemizde vaka sayılarındaki artış hızı hız kesmesine rağmen hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısındaki yüksek seyir tedirginlik yaratıyor. Son 24 saat içerisinde 18.857 vaka sayısı tespit edilirken 232 vatandaşımız da hayatını kaybetti. İkinci doz aşı olanların nüfusu oranı ise %57 olarak kayıtlara geçti. Şimdi dünya para piyasalarının Teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri Hizmet PMI verisi, Birleşik PMI verisinin beklentilerin altında 55,4 seviyesinden gelmesiyle altın yatırımcılarının gözü kulağı Jackson Hole toplantısındaydı. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları sonrasında sert geri çekilen ons altında Benzer bir hareketin Jackson Hole toplantısı sonrası görülebileceği tahmin ediliyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1810 ve 1820 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1795 ve 1785 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise dolar endeksinde 93,60 seviyesinin görülmesiyle birlikte Amerikan dolarının küresel ölçekte değer kazanımı da sürüyor. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin görmemiz durumunda 495 ve 505 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin olması durumunda ise 485 ve 480 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Pound dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı son 17 ayın en düşük seviyesine gerilerken devam eden işsizlik başvuruları 2,81 milyon oldu. Amerika Birleşik Devletleri hizmet PMI verisi, hizmet bileşik PMI verisinin beklentinin altında 55,4 seviyesinden açıklanmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3765 ve 1,3785 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 1,3720 ve 1,3695 seviyelerini Yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar-Yen paritesinde ise Japonya çekirdek TÜFE yıllık bazda %0, olarak açıklanırken Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarının varlık alımları ile ilgili açıklamalarında yer verilirken bir hafta gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısında Varlık alımı ile ilgili net bir şemanın belli olacağı tahmin ediliyor. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığınızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 110,40 ve 111 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 109,20 ve 108,60 seviyelerini Yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Say <laughs>